Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu hey? Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu hey? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamışlar benim ellerime. Mendili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamışlar benim ellerime. Meriç, Tunca, Arda nehirlerinin bulunduğu tarihte paylaşılamayan şehir Edirne'deyim. Bakalım burada bizi neler bekliyor? Ben çok heyecanlıyım. Edirne Selimiye Camii'nden herkese selamlar. Yanımda Yusuf hocamız var. Burası Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği yer. Bakalım Yusuf hocam bize neler anlatacak. Selam hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz hocam. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Sağ olun hocam. Edirne'de şehrimize. Evet. Sağ olun hocam. Hocam bize Selimiye Camii'sini anlatabilir misiniz? Evet. Bu caminin mimarı koca Mimar Sinan kendi mübarek ağzıyla söylediği, eliyle yazdığı Tezkiretül Bünyan, Tezkiretül Ebniye adlı eserlerinde şöyle anlatıyor. Diyor ki biz bu eseri 4 ilim ile yaptık. İlmi riaziyet, ilmi hendese, ilmi vesile, ilmi İslamiye. İlmi riaziyet matematik ilmi, ilmi hendese geometri ilmi, ilmi vesile fen ilimleri, ilmi İslamiye İslami ilimler. 3 tane mimari özelliği vardır. Özet olarak bu caminin 8 tane de manevi özelliği vardır. Bunları bildiğin zaman Selimiye'yi bildiğindir. Hangileri hocam? Ha şöyle. 1. Kubbenin genişliği. Ayasofya kubbesini geçmek için yapıyor bu. Hristiyan mimarlar demişler ki Müslümanlar, Türkler Ayasofya'nın kubbesi kadar geniş kubbe yapamadılar da yapamazlar da. Onları geçmek için bu kubbeyi Ayasofya'nın kubbesinden 1 metre geniş, yarım metre de yüksek yapıyor. Al sana kubbe, gel de bak diyor. İkinci bir özelliği bu caminin minare yolları. 4 minare var ya, evet. 85 metre boyunda 4,5 metre çapında 250'şer merdivenli 3'er şerefeli minarelerden kıbledekiler tek merdivenli olup gerideki 2 minare içerisinde 3'er tane merdiven vardır. 3 müezzin yani 3 kişi birbiri üzerinden döne dolaşa giderek 3. şerefede birleşirler. Edirne'ye nereden girerseniz giriniz sizi Selimiye Camii karşılar. Azametiyle karşınıza dikilen yüce mabedin zarih minareleri sizi yanıltırcasına çeşitli yönlerden ikili, üçlü, dörtlü görünürler. Yanaştıkça cazibesi yükselir, gergör derecesine heyecan verir. Gören şaşar, duyan arzular onu. İşte şu görülen yüce Selimiye'dir. Cihan şaheseri, dünya güzeli Selimiye. Evet, bu mübarek caminin en önemli bir de manevi özellikleri vardır. Onu merak ediyoruz hocam. Ha, şöyle. İslam'ın şartı 5, bu cami 5 katlı. İmanın 6 şartı. 2 minarede 3'er merdivenden 6 tane merdivenli yollar imanın 6 şartları. 4 büyük minare abdestin 4 farzı. 4 büyük halife 4 minarede 3'er şerefeden 12 şerefe namazın 12 şartları. Ya. Bu cami külliyesinde Darul Kurra, Darul Hadis, Darul Sübyan medreseleri dahil çarşısıyla, pazarıyla külliyesinde 32 tane büyüklü küçüklü kapı vardır. 32 farzı anlatır. Külliyesinde 999 tane pencere vardır. İslam'da güzel sanatları, tabiattaki yeşillikleri, Allah'ın zatı sıfatları da rivayetleri vardır. Bu caminin en önemli manevi özelliği Peygamber Efendimizin işareti ile Edirne'ye yapılan camidir. Tarihi Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mustafa Dâiyizade Selimiye Risalesi adlı eserinde yazıyorlar. Şöyle ki bu cami yapılmazdan bir yıl evvel Kıbrıs ile savaş oluyor.
Bu camiyi yaptıran padişah Yavuz Sultan Selim padişahın torunu Kanuni Sultan Süleyman padişahın oğlu genç ve azimli bir padişahtır. Ve diyor ki şu Kıbrıs adasını düşmandan fethedip alırsak Allah rızasına bir cami yapacağız. Kıbrıs'ın fethinden sonra Allah muradımızı verdi. Bu camiyi yapalım diyor. Nereye? İstanbul'a. Neden? Güzel. Başkent İstanbul diyor tarihte. Evet. İstanbul'un neresine yapalım, yaptıralım diye yer ararken bir gece Peygamber Efendimiz rüyasına giriyor. O camiyi şu belediye yapasınız diye Edirne'yi işaret ediyor. Bu sebepten buraya yapılıyor bu cami. Bundan dolayı da Hoca Mimar Sinan anlatmış olduğum 32 farzları yani manevi özelliklerini yapıyor bu camiye. Hocam ne kadar özellikli bir cami. Aslında biz bunun tarihini bilmiyorduk. Cihan Şaheseri. Aynen öyle. Dünyada bir iş olmayan cami. Bununla ilgili yabancı bilim adamlarının özel sözleri vardır. Alman mimarı diyor ki bu esere gökten düşme bu. İnsanoğlunun yaptığına inanamam bu eseri diyor. Amerikalı yüksek mimar Richard diyor ki 450 yıl evvel teknik yok, teknoloji yok. Hiç inanmam bunu insan yaptığına. Fakat biri de var ki yapmışlar görünüyor inkar edemeyiz demiş. Ama gördüğüm, bildiğim, anladığım şu ki diyor bu eser Türklerin sanattaki zevki ile dünyada sanata önem veren, zevkle yapan evleri, konakları, camileri, bütün eserleri sade Türk milletidir. Can. Ve Türklerin sanattaki zevki ile inandıkları İslam dininin birleşiminden meydana gelmiş bu cami diyor. İnanç yani olayı. Ayrıca bir Alman yüksek mimarını bizim üniversiteye öğretim üyesi getiriyorlar. Gelirken hayal kuruyor yolda. Anısını anlatıyor. Hı hı. Gideyim de Türkler bir mimar görsünler gibi falan. Tamam. Havalı havalı geliyor. Fakat geliyor Selim Bey içten dıştan geziyor. Minberin dibine oturuyor içeride şöyle bir yazı yazıyor. İstifa mektubu yazısı. Diyor ki Selimiye gibi esere, Sinan gibi mimara sahip devletin çocuklarına hocalık yapmaktan haya ederim, utanırım. Lütfen istifamın kabulü. Ay, o insan da erdemli bir insanmış. Evet. Gerçekten tabii, saygı mutlaka duymak gerekiyor. Tabii saygı duymak hocam gerekiyor. Peki bu camiye kimler gelip gidiyor? 54 yıldır bu camideyim ben. Emekli müezziniyim bu caminin. Ay ne güzel. Hanem de caminin kapısında olduğu için 5 vakit namazı Selimiye'de oluyorum. Dünyanın her tarafından ziyaretçiler geliyor buraya. Her tarafından. Hocam bir de burası Osmanlı Devleti'nde İstanbul'dan önce başkentti. O 92 yıl. 5 tane padişah burada doğma büyüme tahta çıkmadır. Ya. Fatih Sultan Mehmet Padişah'ın dünyaya geldiği ev hemen şu minarenin o bir tarafında. Taş odalar vardır. Aha. 6 yaşına kadar orada büyüyor. Peki hocam burası külliye olarak da kullanılmış ya. O tarihte yaşanan bir şeyler var mı? Duyduğunuz, bildiğiniz. Olmaz olur mu? İbretlik hikaye. Bize böyle bir iki tane anlatsanız. Olmaz olur mu? Evet. Mimar Sinan'dan bir hikaye anlatayım. Peki hocam. Koca Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın Moldova seferinde Macaristan Pürüt Nehri varmış orada. Hı hı. O Pürüt Nehri'nin üzerinden ordular geçmek gerekiyor. Bir türlü köprüyü yapıyorlar, düşüyor çünkü çamurlu su akarmış kuleden. En sonu Mimar Sinan'a veriyorlar bu görevi. O zaman ikinci, üçüncü sıralarda baş mimarların yanında. Bana diyor şu kadar ip, urgan, demir, çubuk, tel, ağaç getirirseniz deneyelim diyor. İki ayda yapılması gereken köprüyü 13 günde bitiriyor. Ay maşallah. Ordular üzerinden geçerken diye Kanuni Sultan Süleyman çocukların sevindiği gibi diyor, alkışlayarak haykırıyor. Ya Allah, Allahu Ekber diye alkışlıyor. Kanuni Sultan çocuklar gibi sevindi diyor. Buna ben de anlatmakla bitmez bu. Nesillere armağan ediyorum bu bilgileri. Ay ne güzel hocam. Evet. Peki Çengelci hocam. Evet. Siz yıllarca burada müezzinlik yaptınız. Evet. Ne güzel bir görev. Elhamdülillah evet. Sesiniz de güzel. Bize bahşetseniz de şöyle güzel bir ilahi dinlese. Güzel. Ha. Şimdi şair diyor ki fani dünya hoştur ama ah şu ölüm olmasa tarumar ediyor talı. Ya. Ben de diyorum ki size ben burada bir ilahi okurdum ama o gençlik sesim olsaydı. Hocam olur mu? Hanım kızım şimdi yaşlıyız. Öyle peki demeyin. Yine de bir Selimiye'ye ilgili bir şey söyleyeyim size. Peki hocam. Selim nereden kalma muhteşem miras. Sinanlardan kalma şanlı hediye, kuvvetin turası, sanatın mührü,
Kubbeler kubbesi bir Selimiye, İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diye. Neyleyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek, terk edip masivayı bana Sübhanım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukuba ukubada, her bir bir sevdada bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada bana Sübhanım gerek. Medet ya Tabib el kulub. Hocam bana çok güzel duygular yaşattınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senin güzelliğin, Allah razı olsun. Ekran başında da bizi izleyen, bizi dinleyen bir sürü ablalarım, abilerim, teyzelerim var. Selimiye Camii'nden hepsine selam olsun. Evet. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Hocam ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Sağ olun. Edirne'de tarihi Arasta Çarşısı'ndayım. Osmanlı döneminde burası Selimiye Camisi'ne katkı olsun diye yapılmış bir çarşı. Günümüzde ise Edirne'ye özgü her şeyi bulabilirsiniz. Gidiyorum. Mis gibi sabunlar. Evde bütün aile sabun bekliyor benden. Edirne tarihimizde önemli bir kent. Buranın hanımları da çok çalışkan. Bakalım Osmanlı döneminden gelen sanatları nasıl devam ettiriyorlar? Hadi birlikte görelim. Selamun aleyküm. Merhabalar teyzeciğim, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz Edirne'mize. Hoş bulduk. Hatice. Hatice ablacığım, ne yapıyorsun burada? Edirne'nin meşhur mis sabununu yapıyoruz. Önce rendeliyoruz güzelce. Islata ıslata yoğurduktan sonra yoğurma, şekil verme kıvamına gelince şekil verip kurumaya bırakıyoruz, asıyoruz. Nereye? Oraya. Orada çamaşır telimiz var. He. Orada asıyoruz. Kendi kendine kuruyor mu? Kendi kendine kuruyor. 1-2 gün içinde kuruyor. He. Daha sonra gıda boyasıyla renklendiriyoruz. Her meyvenin kendine özgü boyası var. Hı-hı. Mesela hiç kimyasal bir şey kullanmıyoruz. Gıda boyası, saplarını, yediğimiz elmaların sapları, kiraz sapı, şeftali ve kayısı çekirdeğini hiçbir şeye atmıyoruz. Hepsini bunlarda değerlendiriyoruz. Hatice abla, peki niye böyle bir şey yapılıyor? Normal beyaz sabun
Var işte, yıkanıyoruz. E bu yıkanma için değil, bu süs. Süs amaçlı. Osmanlı'dan gelen bir şey bu. Ha, bu Osmanlı'dan mı geliyor? Tabii ki. O zamanlardan gelme bir gelenek. O zamanlar padişahlarımız özel yaptırıyorlarmış. Hatice teyze, muhabbetimiz uzun. İş tarihe dayandı. Hadi sen otur, ben de oturayım. Hadi şöyle oturalım. İki sohbet edelim. Gel. Tamam. Hatice teyze, peki tarihte niye bu sabunlar böyle meşhurmuş? Padişahımız bir yerde görmüş, beğenmiş, getirmiş sarayda. O zaman hepsi dışarıda satılmıyormuş. Saraya ait özel birkaç çeşit varmış. Sadece kendileri kullanıyorlar. Kendileri kullanıyor ve gelen misafirlere sunuyorlar. Yani halk kullanamıyor. Ya o zaman kullanan da oluyordu da pahalı bir şeydi o zaman. Herkes ulaşamıyor. Niye böyle hepsi meyve şekli mesela? İşte bizim adı mis meyve sabunu. Böyle yapıyoruz. Bunların hepsi beyaz sabun değil mi? Hepsi beyaz sabun. Süs eşyası olarak. Mesela yurt dışından olsun, yurt içi gelen turistlerin bayağı ilgi o da. Ama şekilleri çok güzel, baksana Hatice teyzeciğim ya. Elimizle yapıyoruz. Biz kalıp kullanmıyoruz. Peki bu elmanın şeklini nasıl veriyorsun Hatice teyze? İşte böyle hamuru yoğurdun. Şekil yuvarlat. Böyle mi yuvarlanıyor? Hı-hı. Önce vuruyoruz. İyicene özleştin içine. Daha sonra şekilini verdin mi şöyle düzleştiriyoruz. Ay, elin alışmış senin. Hı-hı. Ben peki bunu nasıl böyle elma yapacağım mesela? Böyle yuvarla yuvarla. Yuvarladım. Öyle hemen olmaz. Niye hemen olmaz? Çünkü önce özleştireceğim, böyle vuracağım. Hı. Hatice teyze, bu oyun hamuru gibi ya. Hı? İnsanın canı buna hiç sıkılmaz ki. Evet, ben büyük bir zevkle yapıyorum. Ben bunu biraz şöyle bir oyayım. Bizim içli köfteye benzeteyim. Siz nerelisiniz? Ben Malatyalıyım valla. Ben neyi bulsam yemeğe çeviriyorum Hatice teyze. Edirne'de canı sıkılan ablalarım, evet, teyzelerim. Aha. Hatice ablamı duydunuz. Ben de el attım. Valla o kadar zevkli ki anlatamam. Canı sıkılan gelsin. Hem meslek öğrensin, hem para kazansın. Aynen, hem de canının öyle sıkıntısını, hı-hı, gidersin. Sosyalleşsin. Bizim ortamımız çok güzel. Gelen pişman olmaz diyorsun. Hadi bir tane şekil yapıp ben de gideyim Hatice teyze, olur mu? Bu Hatice teyzemin yaptığı, bu da benim yapmaya çalıştığım sabun. Ama ilk günden herkes her şeyi öğrenemez tabii. Öğrenemez ki en azından tabii. Öğrenmeye çalıştık. Buradan Hatice teyzemin mesajı var. Ne söylemek istiyorsun Hatice teyzeciğim, söyler misin? Kadınlar ellerinden ne geliyorsa yapmalı. Ben sabunu çok severek yaptığım için boş duracağınıza gelin buraya. Ortamımız hazır, güzel. Yapın. Hem maddi desteğiniz olur, hem manen rahatlarsınız. Yani bundan daha iyisi yok. Yeter ki isteği olsun. Yeter ki canı istesin. Evet. O zaman Edirne'den çalışkan hanımlardan herkese selam olsun efendim. Bülbülüm altın kafeste, aman öter aheste aheste. Ben sana dayanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Edirne'de hanımların yanındayım, en sevdiğim yerdeyim. Sanat deyince akan sular durur. Burada Edirne kari sanatı yapılıyormuş. Ben de bilmiyordum. Yanımda hocamız var. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam isminiz ne? Canan Gürcinan. Edirne Belediyesi'nde Edirne kari öğreticiliği uzmanlığı yapmaktayım.
kursiyerlerimle birlikte böyle bir güzellikte bulunmaktayız. Geleneksel bir el sanatını çağdaş bir şekilde günümüze de yansıtmaya çalışıyoruz. Hocam kâri ne demek? Benim gibi bir kâri, yer bir sürü insan var. Kelime anlamı olarak özgü. Yani yapılan yere özgü anlamına geliyor. Ha, yani Edirne ile özdeşleşmiş bir sanat. Osmanlı döneminde 17. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam etmiş bir süsleme üslubu. Nerede kullanılıyor hocam? Yazı çekmeceleri, çeyiz sandıkları, kapı pencere süslemeleri, dolap kapakları, aynen o şekilde. Daha sonra el yazması Kur'an-ı Kerimlerin içinde küçük tesipli şekillerle, çiçeklerle bezenmiş motiflerdir bunlar. Sanatın özelliği ne? Edirne bahçelerinde yetişen çiçekleri zamanında padişahlar bir gün bu tabiat yok olacak, gidecek. Neslimize kalmayacak diye saray nakkaşlarına nakşettirmeye başlamışlar. Daha sonra da bunlar yayılmış, halkı hem çiçek yetiştirmeye teşvik etmiş. Yani aslında doğa dostu bir gelenekten geliyoruz, doğa dostu bir şekilde devam etmeye gayret ediyoruz. Güzel motiflerimiz var. Mesela Edirne'de yetiştirilen laleler, güller, sümbüller, süsen çiçekleri, karanfiller. Peki hocam, burada siz ne yapıyorsunuz kağıdın üstünde? Biz burada şimdi birebir Edirne kâri motiflerimiz var. Önümüzde de örnek kitaplarımız bu şekilde. Bunlardan yararlanıyoruz. Bunlardan küçük desen örneklerini alıp kartonların üzerlerine çizdik. Bunları toplu olarak birebir çalışıyoruz aynalarını ve daha sonra çerçevelere konular dekoratif olarak evlerimizde süsleyeceğiz. Peki evde yaptığınız şeyler neler mesela? Bu böyle mi? Böyle minik olarak çerçevelerimiz var. Arka tabloda büyük işlerimiz var. Ahşaplar üzerine de uygulamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Eller geliştikçe. Bunlar aşama aşama çünkü elleri ne kadar iyi gelişirse o şekilde daha güzel işler, işçilikler çıkıyor. Mesela ayna. Eskiden, neden eskiden yine diyoruz? Çünkü eski insanlar insana daha önem verdiği için, sana senden daha kıymetli bir hediye bulamayacağım için sana ayna veriyorum. Neden? Ayna insanı kendine gösterdiği için en değerli hazine kendindir. Hani günümüzde diyorlar ya, kendimi sev, kendini sev. İşte bu. Özüm. Ya. Yani kendinizi sevin hanımlar. Evet. Birine bir şey hediye etmek istiyorsanız gerçekten böyle ayna hediye edebilirsiniz. Tabii ki. Değil mi? Hocam ben de bunu yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Becerebilir miyim Canan Tabii hocam? Ki. Hadi o zaman yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Evet. Önemli. Tutamadım bile. Ay. Nazara geldi. Heyecanlandım fırça çekmek olunca. Hocam ya ben bu işi size bırakayım. Tamam. Ben daha fazla karıştırmayayım ortalığı. Anladım. Herkes bildiği işi yapsın. Daha fırçayı elimde bile tutamadım. Canan hocam iyi fırça çekiyorsun dedi ama beceremedim maalesef. Fırça elimden düştü ama elimizden geldiği kadar yaptık. İşe şakası bir yana da hocam. Sanat güzel bir şey ama tatlı dil de güzel bir şey. Tabii ki tatlı dil güler yüz. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır. Aman ha siz de siz olun kimseye fırça mıça çekmeyin. Hocam buradakiler öğrencileriniz değil mi? Evet öğrencilerim. Kız sen ne yapıyorsun burada? Baksana ben gibi bembeyazsın maşallah. Teşekkürler. Evet. Nereli? Letonyalı. Aa! Evet. Kız neriyon burada? Artık burada 8 sene oldu oturuyorum. İstanbul'da ilk oturdum. Sonra artık Edirneli oldum. Niye? Senin adın ne? Liyane. Efendim? Liyane. Liyane. Ay ne tatlı kız bu canım benim. Ne işin var Edirne'de? Ya, eşim Türk. O yüzden Edirne'ye oturuyoruz. Sen az değilsin vallahi gördünüz mü? Ne güzel ya vallahi maşallah. Bak kapanmışsın da. Evet. Ay maşallah ya. Eşin kapattı değil mi? Yok. Kendin mi istedin? Kendim istedik. Artık 10 sene daha önce zaten. Eşimi tanıdıktan önce daha oldu. Abin adı ne? Abdülkadir. Edirne'li mi? O karışık oluyor. Bir tarafta Edirneli, bir tarafta Samsun Bafralı. Ha. Evet. Siz nasıl tanıştınız?
O çok uzun ben hikaye. Ben sana Leyla diyeyim olur mu? İsmini pek dilim çeviremez. Ben aslında İslam kabul edince Fatma oldum. Ay ne evet. Güzel. O zaman Fatma diyelim sana. Tamam. Fatmacığım peki nasıl tanıştın Abdülkadir abiyle? O çok uzun oldu zaten. Önce üniversite çalıştığın anda Erasmus bir daha diploma almak isteyen öğrenciler toplandığın anda öyle karşılaştık. Sen Letonya'dan üniversiteye geldin. Yok, Letonya'da üniversite çalışıyordum. Burada geldim öğrenciler toplamak için yani sınıf almak için falan. Abdullah Kadir abi neredeydi? O otelci. Otelde çalışıyordu. Sen de otelde kalmaya gittin. Yani. Fatmacığım ya nasibin kaderin buradaymış evet. Hayatım ya vallahi. Evet, bir de burada şimdi artık Türkiye'nin kültürü daha genişletmek için Edirne Kare öğrenmeye başladım. Tamam ben Kare'yi anladım da. Abdülkadir abiyle nasıl anlaştın? İngilizce. İngilizce mi? Evet. Abdülkadir abi de bayağı biliyormuş İngilizce evet. O zaman. Biz zaten bir sene sadece Türkçe konuşmaya geçirdik. Hep İngilizce konuşuyorduk. Ne anlattı sana? Nasıl oldu bu iş? Türkiye kültürü anlattı. Seni ilk gördüğüne söyledi. İlk? Ne söyledi? Yok, o ilk zaten beni gezmeye getirdi, İstanbul'u gösterdi. Türkiye kültürü tanıtmaya başladı. Öyle yani, birbiri kültürü öğrenmeyi taraftan da geçirdik. Ay canım benim ya. Peki aşk oldun mu? Evet. İlk görüşte. Yok, ilk görüşme yok. Sonra mı oldun aşık? Evet. Peki bu iş evliliğe nasıl gitti? Öyle karar verdik artık. Peki ailesi karşı çıkmadı mı yabancı işte bu kız yok. Falan? Onlar çok iyi samimi baktı çünkü beni herkes sevdi. Beni de herkes sevdi Fatmacığım. Hani demediler mi ya işte senin bak akrabaların var bir sürü Türk kız var niye Letonyalı bir kızla evleniyorsun? Onlar serbest bıraktı eşime kararı saygı durdu. Sen nasıl evlenmeyi ikna ettin? Bak ben bir tane ikna edemiyorum Türk halimle. Bilmiyorum. Kader. Esprim bir yanı da yani aynen kader vallahi. Öyle. Çocuk var mı? Evet kızım var. Ay maşallah kaç yaşında? Etrafta koşuyor. Hani nerede? 6 yaşında. 6 yaşında mı? Hı-hı. Adı ne? Sümeyye. Sümeyye! Sümeyye gel. Sümeyyeciğim maşallah. Hadi gel kucağına teyzenin gel. Gel bakalım. Bak bunun da elinde bir ayna yok. Bu ne kız? Ne bu elindeki? Bak hiç sevmiyorum bu elektronik şeyleri çocukların yanında. Ha. Sümeyye'cim ne haber? İyiyim. Nerelisin? Letonyalı ve İstanbul. O nasıl oluyor? Hadi karar ver. Letonyalı mısın, İstanbullu musun? Şu anlık İstanbulluyum. Şu anlık. Büyüyünce değişebilir mi? Ay çok tatlı. Peki Fatma nasıl Müslüman oldun? Çok yani nasıl diyeceğim. Herkes zaten araştırınca kendini samimi, yakın hissetmeye başlıyorsun bir konuda. Hı-hı. Onu mesela İslam bana daha samimi geldi. Peki kendinde nasıl hissettin bunu? Annen var mı? Mesela o Müslüman mı? Yok. Peki nasıl kendi kendine keşfettin Müslümanlığı? Okuyunca, araştırınca, sorunca. Bütün kitapları okudun mu? Evet, mesela Kur'an'ı da üç dilimde okudum. Üç dil? Evet, İngilizce, Rusça ve Letonca. Doğru anlamak için evet. Değil mi? Çünkü aynı her dilimde de çevirince bir kayıyor bir şeyle. Ondan da üçü birleşince... Oturdu öyle. Kafanda evet. Öyle mi? Evet. Peki nasıl karar verdin? Bir gecede mi? O bir gece rüyandan da arsası, rüya yüzünden de arasında oldu. Nasıl oldu? Böyle rüya olunca geldi. Ne gördün? Ben beyaz ışıktan da bana diyor sen gel yani. Bu kadar yani. Ben diyorum kimsin, nereye gideceğim, sen biliyorsun nereye gideceğiz. Bu yola. Kaç sene önce? 10. Bekar mıydın? Evet. Bir gece uyudun ve rüya gördün öyle mi? Peki gördüğün kişi kimdi? O kişi yok, ışık vardı sadece. Bir gece
alıştıktan sonra zaten burada geldikten komple yani yerleştiğimde sonra gelince zaten evet kapandı. Peki nasıl Müslüman oldun? Nasıl değil nasıl? Buradan örnek olmak adına bu gerçekten çok önemli bir şey. Çok ulu bir duygu. Mesela ne diyeceğim size, en önemlisi kalbinden de hissedeceksin onu. Çünkü çok... Elhamdülillah evet, Müslümanız. Elhamdülillah evet olduk. Allah şükürler Allah'ın yolunu takip ederek devam yaşıyoruz. Çok şükür. Mesela çok fazla tanıdıklar var ki yani sizin ilk sordunuz ya eşim baskınla oldunuz falan yani. Hı-hı. Çünkü çok tanıdık insanlar var. Sonra bir tartışma, ilk tartışma olunca tekrar açılıyor, unutuyor yani. Demek yani baskın üstüne yaptın kalbinde değil yani. Evet. O en önemlisi kalbinde olacak yani. Çünkü sen devamı o hayat yaşayacaksın. Sen mesela kendime diyeceğim o 360 derece hayat değişti. Ama şimdi şükür olsun diyeceğim yani çok sakin yani her şey ne oluyor demek nasip yani böyle olmak lazım yani. Bu benim yolum demek. Ya seni yerim ya bir kere öpebilir miyim? Oh, öteki taraftan da. Burada da olmak da aynı nasip. Böyle mesela Edirne geldiğin anda böyle eleme yeri bulmak da nasip oldu. Çünkü İstanbul'da 7-8 sene oturdum. Hiçbir şey böyle yeri karşılaşmadım. Burada geldim ve karşılaştım. Ve çok güzel arkadaş grup olduk. Burada çok tanıdık insanlar oldu. Mesela benim kendine kafamda hiç hayata gelmez yani böyle şimdi Edirne karlı öğreneceksin ya da sepet örmeye ya da sabun yapmaya. Hı hı. Çünkü benim kendine yani el işleri örgü işleri aslında neyle katıldım. Ama şimdi bu kursu bu sayesinde daha fazla geliştirme şansı oldu. Onu çok yani mutluyum. Peki Türk bir gelin olmaktan mutlu musun? Evet. İyi ki Türk geliniyim diyor musun? Evet diyorum. Çünkü çok önce ülkelere gittim iş içinde. Mesela farklı kültür gördüm ama Türk kültür gelenekselleri falan hepsi bana çok yakın geldi. O yüzden burada çok mutluyum. Ya canım benim ya. Kız soyacını araştırdın mı? Sende bir Türklük olmasın? Yok. Ben gibi bembeyazsın. Yok. Bizim Alman tarafta var. Bir de bizim yemek yeme kültürümüz güzel. Evet. Yemeklerimiz güzel. Çok çeşitler. Evet. Burada hangi yemeği seviyorsun mesela? En sevdiğim farklı börekler var. Çünkü bizim bu tarzı hiç yok. Oralarda yoktu mu? Yok. Yok. Siz ne yiyordunuz oralarda eskiden? Patates. Çoğunluğu bizim patates yani. Soğuk ülke olunca patates. Ay ben yurt dışına gidiyorum Fatmacığım yemin ederim. Aç karnına gidiyorum, tok karnına gidiyorum, aç karnına geri dönüyorum. Vay. Yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sen de geldin burada baktın ciğerler, börekler, oh etler, tavalar, Allah Allah. Maşallah ben gibi yemeği de seviyorsun. Evet. Kim sevmez Türk kültürden de o kadar yani her tarafta nereye gidiyorsun bakıyorsun farklı şeyler, çeşitler, peynirler de kaç tane. Çok bizim orada Allah'a. Bir iki tane, tane var. Burada kim sayar ne kadar var yani ya, peynir. Ya canım benim. Seni tanıdığıma çok memnun oldum ya. Ben vallahi. Çok teşekkür ederim. Yemin ederim büyük bir zevkle seni dinledim. Allah herkese senin gibi o hissi, duyguyu nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Buradan söylemek istediklerin var mı? Ne istemek aslında her kadınlar böyle söylemek ne istiyorum? Bu her kadının elinde her şey aslında geliyor. Sadece onu kapırtırmak lazım. Onu geliştirmek, onu büyütmek. Çünkü her kadın çok güçlü. Her şey yapabilir. Mesela ben örnek gibi de oluyorum. Ülkede geldim, dilimi bilmiyordum. Sadece merhaba benim tek kelime vardı. Onu şimdi geliştirdim. Kültür olarak kendine el sanatları geliştiriyorum. Çocuğu büyütüyorum bu ülkede. Maşallah ya. Yani bir de aynı her şansına peşinde koşmak lazım. Çünkü şansın da bizim etrafta çok var. Şansını iyi değerlendirmek evet, lazım. Evet, iyi değerlendirmek lazım. Ya onları
Herkesin şansı var yani bunu. Ya canım benim ya. Biz Edirne'de kâri sanatına geldik ama Letonya'da Fatma'nın hayat hikayesiyle karşılaştık. O öyle güzel bir hanım ki, o kadar güçlü, o kadar çalışkan bir hanım ki yaşadıklarını cömertlikle, cesaretle anlattı. Hepimize ders olsun. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Hanımlar Edirne'de marifetli mi marifetli, çantayı bile kendileri yapmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım, ne yapıyorsun? Gazeteden geri dönüşüm olarak sepet örüyorum. Bildiğimiz gazete ha? Evet, bildiğimiz gazete. Adı ne abla? Servin Geçkin. Servin abla, peki bu gazeteleri böyle yuvarladınız kendi kendine doluyor musunuz? Bunları şişle sarıp şu hale getiriyoruz. Ondan sonra sepet ya almaya başlıyor. Kadının yapamayacağı şey var mı? Kesinlikle yok. Bildiğin gazeteyi yeter, almışlar, istesin. Şişlemişler. Evet. Sonra sepet haline getiriyoruz işte. Nasıl yapıştırıyorsunuz peki? Bildiğiniz çamaşır mandalı. Tutkalımız var. Tutkallarla yapıştırıp örüyoruz. Yani ham hali şu mu oluyor senin abla? Ha bu. Onu öyle boyadınız mı? Evet. Aa, bu da gazeteden. Bu gazeteden. Gördüğünüz gibi hanımlar, evde gazeteleri boşu boşuna harcamıyorsunuz. Bildiğiniz şişleri alıyorsunuz. Devamını Selvin abla anlatsın, ben de öğreneyim. Nasıl yapıyoruz Selvin ablacığım? Gazeteden küçük parçalar ayırıyoruz. Ondan sonra şişle sararak da bu yuvarlak örgü şişi değil mi? Evet, bildiğimiz örgü şişi. Sonra sepet örüyoruz bundan. Örmesi bitince tutkallayıp tekrar boya ve vernik yapıyoruz. Peki bu mandallar olmasa ne yapacağız Selvin abla? Bilmiyorum. O zaman gevşer. Sıkı durması için mandalla sıkıştırıyoruz. Aynen. Bu mandallar ne çok iş evet, görüyorlar. Aynen, çamaşırı aynen. Az, gazeteyi az, çantayı az. Başka evet. Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bir de ağzını mandalla derler ya, çok konuşma derler. Biz kadınlar çok konuşur muyuz Selin abla? Vallahi ben çok konuşurum. Niye? Konuşurum, seviyorum konuşmayı, konuşurum yani. Eyvah. Ben çok konuşurum. Peki Edirne'de kadınlar çok konuşur mu? Kadın her yerde kadındır desene. Aynen öyle. Kadının yani, konuşmadığı yani, yer var mı ya? Evet. Canı sıkılır konuşur, sinirlenir aynen konuşur, öyle. Mutlu olur konuşur. Vallahi iyi ki konuşuyoruz aynen ya. Aynen öyle. Ağzı olan konuşsun. Maşallah marifetlisiniz. Ablacığım sizin isminiz ne? Hatice Öz Yıldırım. Hatice abla sen ne yapıyorsun? Ben geri dönüşüm malzemesinden sepet ve çantalar yapıyorum. Bunlar da geri dönüşüm malzemesi. O gazete peki bu ne? Plastik. Nasıl plastik? Bayağı geri dönüşüm plastik bunlarda. Nereden buluyorsunuz bunları peki satın abla? Satın alıyoruz. Ay Hatice abla, bu tatillere giderken dünya paralar veriyoruz bu çantalara, biliyor musun? Yani evet. Uygun yani, fiyatları uygun. Geri dönüşüm olması çok güzel. Beni izleyen teyzelerim, ablalarım nasıl yapacak bunu? Vallahi evde yapmak biraz zor açıkçası. Malzemeyi elde etmek biraz bir sorun. Atölye, kesiyor musunuz atölye böyle? Atölye olması gerekiyor tabii ki. Hangi uzunlukta istiyorsak kesip yavaş yavaş örüyor. Peki bu sapını nasıl yapıyoruz? İçine altında aynı malzemeden koydum iki kat, sonra üzerine dolayarak devam ediyoruz. Çoluk çocuk var mı? Onlara yapıyor musunuz? Çocuklarım yok maalesef, evde. Gittiler. Herkes yolunu buldu gitti. Herkes yolunu buldu. Herkes mesleğini aldı. Taktı çantayı koluna gitti. Evet. Ben de emekli öğretmenim. Ay ne güzel. Uğraşıyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Üretmeyi seviyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlarla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Birbirimize bilmediklerimizi öğretiyoruz. Oh, yani üretmek aslında güzel bir şey değil mi hocam? Çok güzel tabii ki. Buradan söylemek istedikleriniz var mı hocam? Vallahi kadınlar aslında çok güçlü. Fakat bazı kadınlar çok gücünün farkında değil. Aslında birlik olunduğu zaman, birlikte bir şeyler yapabildiğim zaman çok daha güçlü oluyoruz.
herkes birbirine bir şeyler öğretiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani siz bir meslek sahibisiniz aslında, emekli oldunuz, evet. Ama yine de bir üretmek için, evet, çalışmak için, evet, sosyalleşmek için, hı-hı, bir çabanız var. Bu ne kadar güzel ya. Vallahi hepimize ders olsun. Hocam ellerinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. O zaman buradan Edirneli hanımlara duyurulur. Onlar da gelsinler, katılsınlar, evet, değil mi? Evet, evet. O zaman ben size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben taktım sepetleri koluma. Herkes kendi yoluna. Ben de kendi yoluma gideyim. Yolumuz uzun. Öpüyoruz. Görüşürüz. Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Gelişim ve Üretim Merkezi. Burada hanımlar o kadar çok şeyler yapıyorlar ki bildiğiniz neye elimi atsam bu ne demekten, şaşkınlıktan, merakımdan gözlerimi alamıyorum. O kadar güzel ki. Selamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ya bu öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Ümran Zahra. Ümran Hanım ya ne kadar güzel. O kadar güzel ki hani bayrağımız ama bir sanatla ortaya konulmuş. Bunu nasıl yapmışlar hanımlar? Bildiğimiz biyografi çivilerinden oluşmakta. Özel bir ürün, özel bir tahtası, özel bir kumaşı mevcut. Yani bunun üzerine yapılıyor sadece. Yani bildiğiniz çivilerle Türk bayrağı oluşturmuşlar hanımlar. Ne kadar güzel, evet, ya. Evet, evet. Keşke böyle bir şey ben de yapabilsem. Vallahi ne güzel değil mi? Ne mutlu, evet, Türk'üm diyene. Gerçekten insan heyecanlanıyor. O zaman durmak yok. Yola devam. Biz çalışıyoruz. Devam. Çalışmaya devam. Devam. Hadi o zaman Edirne'de bakalım bizi neler bekliyor. Bravo, tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Ah be güzel Edirne'm, sende daha neleri var? Abi sen Edirneli misin? Abi ben Edirneliyim, ben Türkiye'liyim. Ben ciğerci gördüm de, vallahi böyle ciğerci görmedim vallahi. Bahri abi. Şimdi Edirne'desiniz bir defa. Aynen. Öncelikle onu söyleyelim ve de hoş geldiniz Edirne'ye. Hoş bulduk. Şimdi Bahar Kapı'da dediler bu programın ismini ama sen sanki yazı getirdin buraya. Yani bu bahar değil, yaz geldi. Bahar geldi abi. Hadi bahar geldi, senin dediğin olsun ama bizim kalbimize göre de tabii ki bir yaz getirdim, bir sıcaklık getirdim buraya. Ay sağ ol abicim, zaten Trakya'mız böyle güzel ya. Bütün Türkiye'miz öyle ama. Aynen tak. Öyle. Ne yapıyorsun Bahri abicim burada? Biz burada ciğer yapıyoruz. Edirne'nin meşhur tava ciğerini yapıyoruz. Aha. Bak şimdi böyle eğlence, ya şimdi, cümbüşlü, eğlence. Hayatımızda eğlence olmadan olur mu? Hep ağrıyacak halimiz yok ya. Aynen. Eğlence önemli. Yani insanların yüzünün gülmesi önemli. Genelde burada insanlar da hep böyle değil mi Bahri abi? Belki tabii yine ülkemizin her tarafı çok sıcak karnı ama belki de ülkemizin en sıcak karnı insanların olduğu yer. Yani şöyle bir sokağa çıksanız böyle bütün herkese bir adres sorsanız dur be ya der götüreyim ben seni, hiç tarif etmez ama. Dur be ya götüreyim ben seni der. Tabii olacağı bu. Tabii. Ya ne güzel, ülkemin her yeri güzel. Aynen öyle, her tabii. Yeri keyifli. Şimdi müzeyimiz var en sevdiğim. Evet. Ciğerimiz var, var. En sevdiğim. Evet. Of, peki of. Bahri abi. Bu Edirne'nin ciğeri niye meşhur be ya? Yahu şimdi bu Edirne'nin ciğerini dünya duydu. Bir uzay duymadı, onu bekliyoruz artık. İnşallah uzay da duyar da o da bir sinyal gönderir buraya. Ne yapıyoruz orada der. Yani şimdi Edirne'nin ciğeri neden meşhur? Neden? Edirne'nin ciğeri doğasından meşhur bir defa. Hayvanlarından meşhur. Yemesinden çünkü, içmesinden. Tabii ki bakın. Yiyen içen halinden belli oluyor. Dünyada bir ilin içerisinden
3 tane nehrin geçtiği bir coğrafya var mıdır? Bakın böyle haritaya yok. Ama Edirne'nin içerisinde 3 tane nehir geçiyor, su geçiyor. Doğru. Tunca, Meriç ve Arda. O suların suladığı ovalarda hayvanlarımız bizim gezerek büyüyorlar. Hani derler ya, hı-hı, gezen tavuk, gezen hayvan diye. İşte evet, bu Trakya'da bu doğru olan bu. Çünkü biz hiç ağırlarda hayvan bakmayız biz. Çünkü o suyun, o bereketli topraklarda her şey yetişiyor. Ve o hayvanlar istediği gibi natürel bir şekilde otluyorlar. Ve tabii ki çok lezzetli oluyorlar. Biz ne yapıyoruz? Karaciğer. Dananın karaciğeri bu. 2 yaşını geçmemiş dananın karaciğeri. 3 yaşında olsa olmuyor mu abi? Ya olur ama şimdi standartı var bunun. Bir de bizde bir coğrafi işareti var. Şöyle diyor. Trakya'da yetişmiş 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğerini kullanırız diyor. Bakın coğrafi işareti, elimizde bir tapusu var. O yüzden bu işin püf noktası 2 yaşında olsun. Biz oraya kadar gidiyoruz. Tamam. Ama iş nerede? İstersen 1 yaşında getir. İncelik burada. Bak ustaya. İnce böyle ince ufak, doğramakta ufak sana. Doğruyor. Üzerinden şimdi usta, biz sohbet ederken zarını aldı. Biz de ona ambalajı diyoruz. Ustacığım şunu bir zarını bir daha alalım bir. Bak. Bakar mısın şuna? Bak ne yapıyorsun? Görüyor musun? Ay. Böyle kağıt gibi ayırdı vallahi. Bak, şimdi evet bak. Evet, görüyor musunuz bunu? Canlarım, ciğerlerim. Bana eldiven yok mu ya? Bak. Bunu ben yapabilir miyim Bahri abi? Vallahi sen şimdi ona pek elini bulaştırmasan olur. Niye? Ya sanki böyle bizden iyi yaparmışsın gibi geliyor bana. Hanım beni deyince öyle oluyor çünkü. Başımıza iş açma bize. Yok Bahri abi, bir şey olmaz. Ustamızın ismi ne? Barış. Barış abi. Ay korkarım, onlar öyle kılıç gibi çıkarma. Yani bıçak çok keskin olması gerekiyor. Elimizi kesersek. Özel bıçak, masada özel, ciğer. Ve bakın ince ince doğramak için bir usta aşağı yukarı 7 yıl çıraklık geçirmiş. 7 yıl mı? Ben halt etmişim. Ya şimdi işte onu diyoruz ya. Barış Usta 7 yıl bunu doğramak için uğraşsın. Sen de al şimdi eline, başla tık 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 yapma bunu. Olmaz mı iş? Ben haddimi aşıyor muyum şimdi? Dene bakalım, sen aşmıyorsun haddini. Hakkını helal et abi lütfen. Bağır haddimi aşıyorsan. Al bakayım sen şimdi onu bir. Bismillahirrahmanirrahim. Göreceğiz evet. Bakalım. Bu çok keskin bir şey değil mi? Dokunsa parçalar. Dikkat ediyoruz. Evet, elimize aldık bıçağımızı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Diğer elini şöyle bir üzerine basıyorsun ki yardım arıyorsun. Dur tamam. Abi şimdi tamam. Sonra beni ablalarım, teyzelerim kızmasınlar. Bak bu gene eldivensiz, her yere elini atıyor demesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bunu bakalım. Aldım. Buradan şöyle. Tuttuk. Tamam. Böyle. Hafif bastırıyorsun bıçağı. Tamam. Dur. Benim işim oldu. Beceremeyecek bu işi. Tamam. Biz atlattık. Allah. Tamam, devam et, devam et. Barış, nasıl be? Yok mu? Aşk olsun. Ya Barış abi ben. Zaten elimizden ekmeğimizi alacak. Dur bir dakika. Ya ben bunu yapacağım bir dakika abi ya. Orada da sinir var. Bak, ama bak doğrarken sinirini daha orada göreceksin. Öyle yağma yok. Yoksa ağzına sakız gibi gelir sonra. Burada sinir görürsün. Olmayacak mı? Olmayacak tabii. Evsiz. Sen seviyor musun şimdi gitsen bir yerde ağzına sinir gelse, olur mu? Bahri abi bana siz bana komple kurmuşsunuz. Sinirli ciğeri niye verdiniz? Hepsinin içinde var. Doğrarken onları da ekleyeceksin. Dur orada. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aa yaptım işte, gördün mü? Hadi, o kadar yeter. Yar bu tarafa sen şimdi yeter. Bak hakikaten ince doğradı. Yaptım sağ değil mi? Baksana şuna. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Bir dakika Bahri abicim. Al sana ciğer. Sen bana komplo. Sinirli getirirsin de. Ya da sinir yapsın içinde var. Baksanıza ya oluyorum. Vallahi. Bak, biraz sonra kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir ciğer çıkacak böyle. Edirne'nin meşhur ciğeri. Ben de doğramayı becerebildim ya. Marifetliyim abi be. Vallahi. Biraz Trakya'nın suyundan içtim abi be. ben sana rakip çıktım o zaman. Senin gibi rakibim olsun derim. Ne yaparsın senin abi? Gibi kalbi güzel insanın rakibi ol. Nereden biliyorsun abi benim kalbimi temizliğini? Yüzünden belli. Göze vuruyor. Göze doğru vuruyor. Söylüyorsun. Bir Trakyalıyla laf şimdi, yetiştirmek de zor yani. Bismillah. Ne oluyor? İyi bir insanı tanımak bir dakika sürmüyor. Doğru söylüyorsun Bahri abi. Tabii canım, yıllarca nerede tanımaya mı çalışacağız biz? Bu iş böyledir. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ciğeri doğradık. Ciğeri doğradık. Onu bir kevgirin içerisine bırakıyoruz. Hani kevgir? Şimdi getireceğim ben sana kevgir. Tamam. Sonra bol sudan geçiriyoruz. Dünyada yöresel lezzetler içerisinde sudan geçirilip de yapılan yöresel yiyecek tek Edirne tava ciğeri. Biz bol sudan geçiriyoruz bunu, dinlendiriyoruz. Üzerine biraz tuz sepeliyoruz. Kaç kilo var abi burada? Abi şimdi burada 3-4 kilo var. Yani bu talebe göre değişiyor. Bu tavanın büyüklüğü, özel bir tava bu bakın. Ne tavası bu? Alüminyum bir tava bu. Altında ocağı harharlı. 120 derecelik bir ateş elde ediyoruz. Yağı kızartıyoruz.
Sonra ne yapacağız? Ciğeri yıkadık. Bu bakır olsa olmaz mı? Olmaz. Niye? Ateşi eşit alması lazım ve çabuk kızması lazım. Yoksa öbür türlü kalpazan olur, olmaz. Şimdi ona boje edeceğiz. O ne un abi? Bildiğimiz un, bu da beyaz un. Eldivenlerimizi çıkartabiliriz artık. Çünkü niye? Orada eldivenlik işin kalmadı senin. Ben onu atacağım belki. Aa, atacak mı? Faşırdar mısın? Bu ne yapıyor ben? Barış? Ben onu yap keseceğim dedi. Onu da yapıyorum. Sen mikrofonu al da konuşur zaten abi. Bir işe yarıyor. Doğrayacağım dedi. Dur ben ona da atacağım diyor. İşler karışıyor burada. Bir şey olmaz abi. Vallahi ben ciğerci olacak halim yok. O zaman şöyle yaparım. Ben de iyi televizyoncu olur, şarkıcı, türkücü olur. Önce biz bir porsiyon ciğeri çıkartalım. Barış çıkarsın. Sen onu bir gör, ondan sonra. Böyle bir serpiştirecek onu eline. Bahri abi sen benden çok konuşuyorsun. Niye? Benim işim o. Nasıl yani senin işin? Anlatacak olan benim. Senin işin ciğerci. Sen sokucusun, soracak. Benim işim bu. Sorduğunu anlatacağım sana. Eyvah. Sen evde de böyle çok konuşuyor musun Bahri abi? Buraya odaklan sen şimdi, dedikodu yapma. Ben ciğeri... Bak attık buraya. Ben ciğeri görüyorum abi, çok güzel. Bak of, bak of, şimdi Bahar abla. Dünyada yöresel yiyecekler içerisinde en çabuk pişen yiyecek. Bak attık. Hemen pişti mi? 50-60 saniye. Sen dedin ki ya Bahar abi ben pişkin seviyorum biraz. Hani şey olmasın. O zaman ne yapacağız onu? 1 dakikaya, 1,5 dakikaya çıkartacağız ama makbulü bu. Of of of. Görüyor musun şunu? Of 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 of. Koy bakalım onları. Of of of. Nasıl of, bir şey bu böyle? Ya bir şey diyeceğim. Ha bu una bandırıldığı için böyle beyaz değil mi? Normalde şimdi, ciğer kahve siyah. Yıkadık ya bir de. Ha. Olsunu yıkanlığı için. Tabii. Olsun, ay yemek istiyorum ya, gene bana kızacaklar ama gerçekten bunu yemeden gidemem ki. Şuna bakar mısın? Gemilerde talim var bahriyeli. Coştu. Abi ciğeri gördük, coştuk. O da gitti seferine, talimin başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Anmazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im karakola gideceğim. Anmazsan bu ciğeri ben yiyeceğim. Allah'ım. Ha, bu senin ciğer miydi acaba? Bu ateş doğradı mısın? Vallahi ay Allah'ım. Ne dedik demin, kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif dedik. Bak bırak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Bir tat Bahri abi bak. Ben konuşuyorum. Sen benden beter konuşuyorsun. Bir sus be adam. Ben sustum, sen yok. Ya gerçekten çok üzülüyorum ya. Ekibim de şu an bakıyor bana böyle kedinin ciğere baktığı gibi ama. Ama yemek zorundayım. Özür dilerim. Bu Bahri abimiz çok konuşuyor. Doğru mu konuşuyor? Bir test etmek et lazım. Et bakalım tamam. Biber acı biber mi? Şimdi o bak işte dedi ya az önce böyle çok harika, her şey güzel. Hı hı. Şurayı bakar mısın dedin, zevkten ölüyorum yerken Edirne tava ciğerini. Evet. Şimdi bu acı mı? Bu yenmeden Edirne tava ciğeri olmaz. Çok bak, acı mı? Dünyanın en tatlı acısı. Abi ben Urfa'da bak, biber yedim 3 gün kendime gelemedim valla Urfa'da. Tamam canım. Her yörenin kendine az acısı var. Bu Urfa'nın, sizin biberiniz. Ben de çok seviyorum Urfa'nın acısını ama bu da dünyada en tatlı acı biberlerden bir tanesi. İstersen, burada mı yetişiyor? Burada, sadece burada bak Karaağaç kasabası var şey. Evet. Orada yetişiyor. Oradaki bahçıvanlar yapıyor bunu. Bak burada böyle kurutuyoruz. Lazım olduğu kadarını sabahleyin sapını kopartıyoruz. Tavaya atıyoruz. 10 saniyede bu hale geliyor. Edirne'ye gel ciğerimi ya. Evet. Edirne'ye geldim. Yiyorum ciğeri de. Ama yanında biberini. Bak abi ciğeri yanmasın. Oh, yanmaz, bir şey olmaz. Gitti zaten. Olanlar oldu. Bahri abi, efendim? Sen böyle çok eğlenceli, konuşkan, cana yakın, misafirperver, çok tatlı bir abisin. Tamam, doğrudur. Peki niye ciğerci oldun? Valla ben ilk başladığımda bulaşıkla başladım. 13 yaşında bulaşık yıkamaya başladım Bodrum'da. Ondan sonra hayat, komilik, garsonluk, şef garsonluk. Yani ben ciğercilikle başlamadım hayata. Ciğerim çok yanmadı.
Ama duygusala bağlarsak çok yandı tabii ki. 13 yaşında bir tane çocuğun gurbete çıkması. Ondan sonra 20-25 sene sonra Edirne'ye gelmesi. Burada başladığımda geldiğimde tabii böyle baktık. Gece hayatından da bıktım. Sabahlara kadar çalışmaktan bıktık artık o gece hayatından. Dedim ki ya kendime doğru düzgün bir iş bulayım. Artık evlendim de bu arada. Dedim erken gideyim evime. Bildiğim bir iş yok. Hanım düzen istiyor. İstemez mi canım? Kim istemez düzen? Tabii ki ister. Ben de istemeye başladım düzeni. Bekarlık güzel tamam. Gezdik tozduk ama ondan sonrası kötü. Ondan sonra baktım dedim ki gideceğim ben bir lokantadan bir iş isteyeyim bakayım. Gittim şurada ileride köşede bir tane lokanta var oradan iş istedim. 25 sene sonra. Tabii gel dediler sen burada çalış bakalım. Çalışmaya başladık orada işte. Kuru fasulye, pilav o bu. İdare ediyoruz ama evimize de erken gidiyoruz. Hayata da alıştık. Daha sonra bir ciğer tavası koyduk oraya. Edirne'nin meşhur ya tava ciğeri. Evet. Dedik biz de bir tava ciğer koyalım oraya. Orada biraz çalıştık ama tuttu iş. Ben de alıştım hayata. Kaptır rakip oldun adama. Olmadım. Ben hala görüş sabahleyin buradaydı. Aaa. Abim İnanmıyorum. 5-6 yıl sonra ayrıldım oradan. Burası nasip oldu bana. Geldin karşısında dükkan açtın. Vallahi öyle oldu. Ay nasip. Ya karşısında dükkan açtım ama bu sandalyelerin masaların birçoğunu o verdi bize. Ay ne iyi yani adammış ya. Herhalde Allah Allah. Peki sen ayrılacağım iş yeri açacağım deyince ne dedi abi sana? Sevindiler. Nasıl sevindiler? Sevinmez olur mu insan canım? Ne olacak onun? Ay ne insanmış ya. Tabii ki. Ben Allah razı olsun. Herkes böyle lazım. Yapmaz biliyorsun değil mi? Her gün her sabah evimden çıkınca önce ona uğruyorum sonra buraya geliyorum. Ya. Tabii. Ne güzel yani ya. O ciğer yanması o. Ciğerimiz tabii ki öyle yandı bizim. Ama Allah'ımıza şükürler olsun ki şimdi böyle hep sevenlerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Kaç yıldır bu dükkan? Aşağı yukarı burası 13 yıl oldu herhalde. 13 yıl. Peki abinin yanından ayrılınca üzülmedi mi? Hiç üzülmedi. Yani ayrılığımıza üzüldü ama benim bir iş yapmama sevindi. Dedim ya yardımcı da oldu. Ya ne gönlü zengin adammış. Adı ne? Hasan abi. Hasan abi ya vallahi ben seni tanımıyorum ama gerçekten seni çok seviyorum. Allah herkese böyle patron nasip etsin. Tabii herkese dost, herkese arkadaş nasip etsin. Amin. Herkese patron nasip etsin. Ama yine dediğimiz gibi önce insanız. Allah herkesi önce iyilik meleği yapsın. Doğru. Ondan sonrası kolay zaten. Yani zenginlik, fakirlik iş değil. Önce Allah hepimize şu kalbimize göre versin. Kalp Doğru. versin. Sen de temiz adammışsın abi demek ki. Ya Allah razı olsun be temiz adamsın. Yani kimseye bir zararımız olmadı. Baktığımızda herkes sever sayar bizi. Biz aşağı yukarı burada ciğerci olarak 30'un üzerindeyiz. Kesinlikle burada herkes birbirine yardımlaşıyor. Yani. Onda hiç sorun yok. O zaman burada rekabet yok. Herkes nasibini yiyor. Yok hayır. Yani burada rekabet, tatlı bir rekabet var. Hizmet rekabeti, güler yüz rekabeti. Başka bir şey yok burada. Herkes kendi kısmetine ne olacak sanki? Allah herkese Hasan abi gibi, Bahri abi gibi dostluklar, arkadaşlıklar, dünya güzellikleri nasip etsin inşallah. Amin hepimize.
Dünyanın en büyük tavasının yanındayım. Edirne'deyim. Buranın tavası ciğeri meşhur. Bu tava tam 2 ton. İçinde 600 kilo ciğer yapılmış. Ustalar birleşmiş, bir gün boyunca ciğer yapmışlar. O kadar çok ciğer pişirilmiş ki bütün Edirne ciğere doymuş ve Guinness rekorlarına imza atmışlar. Gel bakalım, gel. Sen de mi ciğer yemek istiyorsun tatlım? Başkenti Edirne'deyim. Geleneksel sanatların burada önemi büyük. Elimde gördüğünüz süpürge. Vallahi süpürge. Evin önünü süpürdüğümüz süpürgeler var ya onlardan. Burada bunun anlamı da varmış. Bakalım neymiş? Yanımda süpürge sanatıyla ilgilenen abim ve ablam var. Selamun aleyküm. Selam. Selam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Abicim isminiz? Varol Kuzun. Varol abi. Siz? Ayşe Kuzun. Aa, hanım. Evet, hanımın ne güzel. Yapıyoruz. Ne güzel. Varol abi ya, bu süpürgenin önemi ne? Aynalı süpürge Edirne'mizin kadim ve el sanatlarından. Genç kızlarımızın çeyizlerinde muhakkak bulundurulurdu aynalı süpürge. Niye? Aynalı süpürge genç kızın temiz, titiz, ev işlerine yetenekli olduğunu ifade ederdi. Aa, Yeni gelin olması hasebiyle bir yandan evi temizlerken, bir yandan da kocasını güzel görünmek için saçını düzeltir, makyajını yapardı aynadan. Evi süpürürken mi? Tabii. Ay bu iş tam benlikmiş Varol abi. Ben de çok süslü püslüyüm vallahi. Şimdi bu süpürgeyi böyle süpürürken böyle kendine bakıyor evet, yani. Evet. Yeni gelin olduğu için, eşine güzel görünmek için güzel mi değil mi diye. Başka rivayetler de var aynalı süpürgeyle ilgili. Ne? Mesela bir genç kız varmış. Evini hiç temizlemezmiş. Sürekli kendine bakarmış. Aynadan süslenirmiş, püslenirmiş. Bu durumu çözmek isteyen kayınvalide süpürgenin üzerine ayna takmış. Gelin demiş, al sana aynanı süpürge bak. Hem evi temizle hem kendine bak. Bu şekilde rivayetler de var aynanı süpürgeyle ilgili. Yani aynadan kaynanasını mı kesiyormuş? Tabii tabii. Hem de onu kontrol ediyormuş aynadan. Bakalım süpürürken kayınvalidenin durumu nasıl? Ne yapıyor? Ona göre tavır takınıyormuş gelinin evin içinde. Ya bakar mısınız, eskiden yani biz zaten akıllı insanlarız da tabii, hakikaten bunu düşünmek de bir mesele yani, değil mi Varol abi? Hem temizlik aracı hem iki işte birden görüyor aynı. Bir taşta iki kuş. Tabii tabii. Çok ablamıza güzel soralım. Ayşe abla, hı-hı, sen yaptın mı bu süpürgeyi böyle? Evet, süsünü ben yapıyorum. Öyle değil hayatım, evet, sen hiç kaynananı sen kontrol ettin mi böyle? Benim aynalı süpürgem yoktu çeyizde. Niye? Süpürgenin aynalı süpürgesi yoktu. Sen Edirne'li değil misin? Edirne'liyim, evet, Edirne'liyim. Niye aynalı süpürgen yoktu? Bilmiyorum, koymamışlar çeyizimizi. Hayır, ondan süpürgeci mi oldunuz yoksa? Peki, sizde böyle var mı hani kaynanasını kontrol eden filan? Ya eskiden varmış. Şimdi yok. Şimdi yok mu? Şimdi yok çünkü böyle süpürgeler kullanılmıyor biliyorsunuz. Bahçeniz yok mu yani? Bahçemiz de var ama aynası süpürge onlar. Şimdi o zaman bu gelenek artık sürdürülmüyor. Bu artık hediyelik obje olarak kullanılıyor. Evlerimizi süslemek ama dekoratif amaçlı kullanıyoruz artık. Geleneksel. Geleneksel tabii. Hediyelik olarak. Hediyelik eşya olarak kullanıyoruz şu anda. Normal temizlik aracı olarak kullanılmıyor tabii. Ayşe ablacığım, şimdi artık bu süpürgelerle temizlik yapılmıyor değil mi? Evet, yapılmıyor. Her şey modernleşti. Aynen. Evimizin önünü, hatta evlerin içinde bununla temizliyorlarmış. Evet, evet. Şimdi mesela benim annem diyor ki, böyle bir süpürgeyle evi süpürmeye kalksam ortalığı toz edersin, bırak der. Elektrikli evet, süpürge hepsini evet, çekiyor ya. Evet, biz de süpürdük bu süpürgeyle evlerimizi. Evet, ama dediğiniz gibi oluyordu. Mesela tozla temizlemek zorunda kalıyorduk. Evin tozunu baştan alıyordunuz filan. Baştan süpürüp sonra tozunu alıyorduk. Toz kalkan yerlerin tozlarını tekrar alıyorduk. Burada gelinler hala bunları alıyorlar mı, kullanıyorlar evet, mı? Evet, gelinlere aynalı süpürge yapıyoruz. Bu şekilde büyük olarak yapıyoruz. Yani bir kızın çeyizinde bu süpürge olmazsa olmaz mı? Evet. Niye? Geleneksel olarak. Ya illa ki çeyizde için evet, olacak. Evet. Hani bizim gelinlerin çeyizlerinde yok başörtüler, yazmalar, hı-hı, örgüler, hı-hı, makromeler olur ya. Evet. Bu da onun gibi bir şey. Evet, ya öyle. Gelinin süpürgesi olmazsa olmaz.
Başka çeyizlerde ne olmazsa olmaz. Kız sen gelin olmadın mı? Oldum. Oyalar, oyalar, çetikler, patikler. Onlar. Hadi Tölü ben benden. Gelin olmadım evet. Bilmiyorum. Sen neden bilmiyorsun? Unuttum çok sene geçti. Maral abicim gördün mü her şeyi unutturmuşsun Ayşe ablaya ya. Çok da mülayim bir adam kız evet. Bu. Vallahi. Öyledir. ne vardı çeyizde abla? Bizim de dantellerimiz vardı. Ha, sen mi oyaladın? Evet, dantelleri oyaladık. Maşallah. Yatak örtülerimiz vardı, yastık kılıflarımız vardı. Hı-hı. Vardı yani. Sakladığın ne var? Masa örtülerim var. Kullanıyor musun hala? Şu anda kullanmıyoruz. Niye kullanmıyorsun? Kolaylık olsun diye. Bir de gençleri suçluyorsunuz. Her şeyi yeni alıyorlar, evet. Eskileri beğenmiyorlar diyorlar. Bak sen de saklamamışsın. Benim saklı fakat kullanmıyorum şu anda. Sakladım. Niye kullanmıyorsun abla? Şu anda evim müsait değil. Küçük bir evde oturuyorum da o yüzden. Ha. İnşallah büyüye geçince. İnşallah. Ama ben bu süpürgelere bayıldım. Giderken götüreyim bari. Peki abi, bekar bir adam var. İşte kızın biri geldi, bu süpürgeyi verdi. Anlamı ne oluyor? Veriyorlar mı? Öyle bir şey var mı? Şimdi bu evin dış kapısına asıldığı zaman o evde gelinlik çağında kız olduğunu ifade ediyor. Hala var mı bu? Yok şu anda yok ama önceden artık herkes modernleşti var ol abicim ya vallahi. Tarih oldu artık bu. Eskiden bu bir de sektördü değil mi? Tabii sektördü. Edirne'de 250 tane işletme vardı vergi dairesine kayıtlı. Süpürge üreten tabii atölye vardı tabii. Şimdi bitti mi bunlar? Şimdi çok az kaldı. Yani bir elin parmakları kadar 10 tane ya da 5 tane kadar işletme var şu anda faaliyet gösteren. Kimse normal gidip artık süpürge almıyor mu? Alınıyor ama pek az yani. Tüketimi azaldı. Ama abi şimdi her evde bir gelin çıksa, herkes bu süpürgeden almak zorundaysa... Ama işte geleneği herkes yaşatmıyor yani. Geleneği bilen de azaldı artık. Geleneği bilenler koyuyorlar çeyizlerine birer tane gelin süpürgesi olarak. Ama çok bulunduruyorlar. Güzel, çok güzel süslemişsiniz gerçekten ya. Ben bir tane anneme götüreyim de evi süpürsün bari. Edirne hatırası bu. İşte buraya gelen turistler Edirne'yi hatırlamak babında birer tane aynalı süpürge götürüyorlar böyle doğru. Şehirlerine. Abi ben bunu bence ev süpürmeyeyim de kapı yazayım. Evde bekar gelin. Gelin olmayan hazır tabii. Bir kız var diye. Tabii inşallah. nasip bu işler kısmet abi inşallah. Aynen. Ben süpürgeyle böyle... olmaz bu işte. Nasip Allah nasip etsin inşallah. Ben böyle hani nerede bir fırsatını bulsam söyleyiveriyorum. Annem kızıyor gerçi yeter evet. Artık diyor. Evde kalmış gibi diyor konuşma diyor. Kendin evlenmiyorsun diyor ama anneciğim bak ne yapabilirim bak gördün mü yeni gelinler kapıyı asma. Biz ikimiz çocuk yok maalesef. O çocuk olmadı. Nasip olmadı çocuğumuz. Canlarım benim ya. Olsun abi Allah nasip etmesi lazım. Tabii inşallah. Bazen soruyorlar bize hiç bıkmıyor musunuz birbirinizden diye. Hiç olmadı bugüne kadar bıkmak. Ne güzel. Hep beraberiz çünkü. Hiçbir yere gitmiyor musunuz? Ne gibi? Yani hiç birbirinizden ayrılıp bir yerlere gitmiyor musunuz? Yok yok. Ne zaman bir yere gitsek hep beraberiz yani. Senin arkadaşların yok mu? Yok, eşim benim arkadaşım. Hiç kanka yok mu ya? Yok yok. Erkek adam hani kahveye maviye yok, gider onun. Yok öyle bir şey. Camiye gidiyoruz biz kültürümüz. Ya. Kahve falan yok. Ayşe abla bir şey söyleyeceğim. Sen gel yanıma hayatım. Ya, ben yok. Seni çok sevdim. Senden öğrenecek şeyler var canım. Evet. Vallahi. Adamın arkadaşı bile yok. Evet. Nasıl becerdin bunu? Vallahi bilmiyorum. O kendi şeyi de var biraz hani... Mülayim adam. Mülayim adam. Evet. Vallahi. Canım benim. Benden başkasının gözü görmüyor. Tılsımladı herhalde bize. Tılsımladı mı? Tövbe bismillah ya. Vallahi korkutmayın beni. Yok, ben buradan topukla giderim sonra. Senin arkadaşların var mı kız? Benim var. Kim? Eski kız arkadaşlarım var. Onlara gidiyorum arada. Çok yok benim de zaten. O arada bir ayrılıyoruz, bir de ayrılmıyoruz. Bak gördün mü? Onun arkadaşı var. Var var. Sen de otur evde. Ben. Sen çalışıyorsun. Yok ben şimdi meşgulüm sürekli. Doğru söylüyorsun. Değil bir işin, bir aşkın var. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Boş insanı şeytan musallat olur ama. O ne demek abi? Boş durmuyoruz yani. Sürekli işle meşgulüz. Evet abi İşimiz ben de boş durmuyorum. Gerçekten. Sürekli. Ben de dolu bir insanım. O yüzden hiç üstüme alınmıyorum. Yok. Değil evet. Mi? Herkes iş güç sahibi olsun. O boş duranlara bizim lafımız. Aynen. Kimse boş durmasın. Yapacak çok iş var. Yeter ki çalışmak tabii, isteyelim. Tabii çalışalım inşallah. Değil mi? Tabii.
Siz de. Vallahi ben muhabbete daldım, süpürgeyi unuttum. Şimdi bu süpürge nasıl yapılıyor abi? Şimdi süpürge baştan burada çiftçiler bunu tarlaya ekiyorlar. Tarladan borsaya geliyor süpürge borsasında. Müzayede o süpürgeyi tarlaya mı ekiyorlar? Tabii tabii. Özel tohumları var bunun. Tarlaya ektim son. Bakın şurada tohumları var üzerinde. Ne tohum abi? Süpürge tohumu. Şurada süpürgenin bak, tohumu mu tabii var? Buğday gibi. Bakın buğdaya benziyor. İlk defa duyuyorum tabii ya. Bu özel olarak tarlada ekiliyor. Edir meyvesinde ekiliyor. Nasıl ekiliyor? Normal buğday ekilir gibi. Tarlaya ekiliyor. Sonra, sonra bunlar büyüyor. Ne büyüyor. Kadar da büyüyor? Bu şimdi mesela Ağustos ayında ortalarında asatı yapılıyor bunun süpürge otunun. Bir senede mi yetişiyor? Bir senede yetişiyor tabii. Senede bir mahsul alınıyor. Süpürge sonra borsası topluyorlar. Var. Süpürge borsası mı? Tabii süpürge borsası var. Orada işlem görüyor bu. Nasıl yani ya? Tüccarlar satın alıyorlar oradan. Bu arpa buğday aynı, borsası aynı, gibi öyle, ha? Aynen öyle tabii. Resmi borsa. Ticaret borsası. Daha neler duyacağız ya. Sonra. Biz de toz işte, oluyor diye ev almıyoruz valla. Bu işletmelere geliyor. İşletmelerde bu çeşitli işlemlerden sonra süpürge haline geliyor. Bir süpürge mesela ilk baş otları seçiliyor. Süpürgenin boyutuna göre. Ondan sonra sarma işlemi var. Sonra şurada tezgahımız var. Bağlanıyor. Gabze kısmı yapılıyor. Üçüncü olarak da dikiş işlemi var. Ahşap mengene vasıtasıyla sıkıştırılıp süpürge. Sen hepsini burada yapıyor musun? Hepsini yapıyorum. Abi düşünsene ya. Abi ne iş yapıyorsun? Süpürge ekiyorum. Vallahi daha neler öğreneceğim. Gerçekten bu gezi programını ben çok seviyorum. Varol abi. Peki bunlar çürüyor mu? Ya şimdi bu çok suyla temas etmediği sürece uzun süre çürümez yani. Ha. Ama suyla çok temas ederse bitki sonuçta yani. Bu bitki. Çürüme olasılığı var yani. Birisinin. Sen kapının önünü süpürüyor mu hala bunu? Bazen süpürüyoruz tabii kapımızı. Vallahi. Bahçemizde var bizim de. Biz de kullanıyoruz. Buraları kim süpürüyor? Buraları da biz süpürüyoruz bazen. Bunda mı? Tabii tabii. O zaman birlikte süpürelim. Olur. Tabii, Barıl abiciğim. Süpürgemizi alalım, bir ortalığı süpürelim. Bu kadar çeneye yorduk insanları, konuştuk, anlattırdık. Sonra demesinler, bu kız geldi bak bizi işimizden etti. Biraz temizleyelim ortalığı, ne olacak elime de yapışmaz, yapışmaz ya. Ondan sonra bir çayınızı da içer giderim. Benim güzel Edirne'm, canım Edirne'm, cana yakın insanları, havası güzel, suyu güzel. Bize de ortalığı süpürüp yol almak düşer. Hadi. Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli? Hava çok soğuk. Ama tabii benim heyecanım bitmez. Böyle güzel güzel yöresel kıyafetleri de giydim. Tarihi kavala kurabiyesi yemek istedim. Burada Arif amca meşhurmuş. Aradım abi, geleyim dükkana yemeğe dedim. Bekle kızım, geliyorum dedi. Bir saattir geziyorum, dondum. Adam nerede bu adamcağız ya? Bulamıyorum. Arif abi! Arif amca! Evet evet evet, geliyorum. Üşüdüm. Ah canım kardeşim, hoş geldin. Telefonlarım niye kapalı biliyor musun? Neden Arif amca? Espri yapayım dedim sana. Neden? Çünkü biz kallavi ile kavala kurabiyesini yediğimizde eksi 20 değil 50 derece olsa da dayanırız. Onun için hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Arif amcacığım. O zaman buyurun ben efendim. Tarihi kavala kurabiyesini yiyeyim. Biraz enerji alayım. Al. Sen hiç üşümüyor musun? Ben üşümem. Niye üşüyeyim? Kallavi yiyorum. Bir taraftan kavala yiyorum. Hiç insan üşür mü? Doğru söylüyorsun. Arif amcacığım, peki bu kavala kurabiyesi ne ya? Neden bu kadar meşhur? Evet. Şimdi tat bakalım da ondan sonra senin dil ve damağın söylesin. Bakın bütün dünya seyrediyor. Bahar hanımefendinin yüzü başladı gülmeye. Ben ne diyeyim? Çünkü kavala kurabiyesi kendi kendini söylüyor. Tereyağı var. Badem var. Unun kalitesi. Bir de Arif ustacık da 40 seneden beri bu işi yapar. İnsanlara güzellikler satar. Arif amca, ne güzel anlattın. Sağ olun efendim.
Peki bu tarihte niye meşhur? Bizim ecdadımız bir şeyi yaptığı zaman hem maddeye bakmış hem manaya bakmış. Bakın çok dikkat edin. Bir tarafta dil ve damağınız şenlenirken arka tarafta da selimiye ruhlandırıyor insanı. Düşünün, bir tarafta ruh var, bir tarafta madde var. İkisini bir araya getirmiş. Ondan dolayı o sofradan ne çıkar? En güzel lezzet çıkar. Doğru. İşte kavala da oradan çıkmış efendim. Doğru. Bizim büyüklerimiz de hep böyle hem akıllı hem keyifli insanlarmış değil mi Arif amca? Elbette. Çünkü bizim büyüklerimizin özelliği şudur. Yemediğini yedirmemiş. Yani öyle bir hal, öyle bir et var ki yüzyıllarca dedelerimiz, atalarımız ne demişler? Yemediğini kimseye yedirmeyeceksin. Doğru. Ben de bir Ahi Evran-ı Veli'nin talebesi olarak ahi kültüründen geldiğim için 41 seneden beri bu ürünleri en azami ihlasla, samimiyetle ya insanlara veriyoruz efendim. Canım Arif amcam. Peki Arif amca bu ne? Şimdi bu da nedir biliyor musun? Ne? İşte benim sırrım da bu. Hani demin dediniz ya, niye üşümüyorsun? Herkes giyinmiş, ben niye? İşte bunun içinde un yok, tuz yok, yağ yok. Antep fıstığı, safran, bal. Bu Edirne kallavisi. Kallavi. Ya, evet, Edirne'nin tarihi bir kallavi kurabiye. Bu kallavi? Evet, bu kavala. Kavala. Bir, kavala ne demek? Kavala, malum biliyorsunuz bizim Yunanistan'da bir yerimiz vardı da Osmanlı döneminde. Kavala, Yunanistan'da kalan bir yer. Bu bizim olan güzelliği bütün dünya ile paylaşıyoruz. Peki, kallavi ne demek? Kallavi, güçlü, kuvvetli, bilhassa güzelleşmek isteyen hanımefendilere, tabii ki Bahar Hanım çok güzel de, bunu yedikten sonra daha bir o kadar gelecek olan nesillere güzellik bırakacak. Ya canım, canım Arif amca. Bunun tadını ben hiç bilmiyorum. İlk defa yiyeceğim. Evet. Bakalım bu güzel mi? Arif amca, kallavi ne demek? Of. Kallavi, güçlü, kuvvetli, sıhhatli, afiyetli ürün demek. Ben bunu ilk defa yiyeceğim. Edirne'ye has meşhur kallavi tatlısı. Evet. Ve kavala kurabiyesi. Kavala kurabiyesine bir kere bayıldım. Evet. Un kurabiyesi değil mi? Evet. Un kurabiyesinde badem olmuyor. Ama bunda badem ve tereyağı olduğu için, şimdi malum biliyorsunuz atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz ne yapardı? Yayıkta tereyağı yapardı. İşte bunda yayık tereyağın olması, bademin, Edirne bademinin olması, usta da Edirneli, Bahar Hanım'a kalıyor yemek. Aynen. Afiyet olsun efendim. Peki bu kallavi nasıl yapılıyor? Kallaviyi unu, tuzu, yağı koymadan Antep fıstığı, safranı, balı bir araya getiriyoruz. Aman Allah'ım, aşkla, şevkle, muhabbetle, hatta bunun içine biraz da manda kaymağı arasına koyup da yerseniz aman Allah'ım o daha da güzel oluyor. Arif amca, o zaman bunda un, tuz, şeker yoksa çölek hastalarının bildiğin şey mucizesi. Kesinlikle çölek hastaları bunu yiyebilir. Çünkü içinde sıfır, un sıfır kesinlikle. Un olmadığı için çölek hastaları yiyebilir efendim. Onların rahatlıkla yiyeceği bir şey bu. Kesinlikle yiyebilir. Tadına bakabilir miyim? Tabii. Arif amcacığım. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Tadın bakalım efendim. Efendinin gözlerine bakın Allah'ım, ya Rabbim uçacak sanki, uçacak. Niye? İşte kallavi adamı böyle uçuruyor, böyle. Yani laf bir tarafta kalsın, hakikat bir tarafta tecelli etsin. Bu daha az kilo yapıyordu Arif amca. Az kilo yapıyor tabii. İncecik yapıyor adamı. Ne hale getiriyor. Bakın ya, işte Bahar Hanım'ın haline bak. Ya Bahar Hanım, bak işte dünyada bu kadar. Şimdi düşünün. Arif amca, sen bana şişko mu demek istedin? Tam tersini söylüyorum. Yediği gibi ne kilo kaldı ne bir şey var Allah'ım yarabbim. Şimdi efendim bakın, Bahar Hanım bir de şunu söyleyeyim. Şimdi et pahalı, kasaba gidip alacaksınız. Yarım saatten beri gülüyorsunuz. Bu kallavi adamı güldürdüğü zaman adam da kilo kalır mı? Kalır mı? Arif amca, ben biraz keyifli bir insanım. Herkes çok. Bana çok gülüyorsun diyor. Evet. Ama elimde değil, tutamıyorum. Senin gibi keyifli amcalarımla nasıl ben ağlayayım? Tabii ki güleceğim. Ya güzel kardeşim, ben sana şunu söyleyeyim. Gelenler gitmiş, gidenler geri gelmemiş. Yani her birimiz birer ziyaretçiyiz, birer yolcuyuz. Doğru. Şu camiye bir bak, 500 küsür seneden beri kimler gelmiş, kimler gitmiş. Doğru. Ne var bize? Giden gitmiş, biz kalmışız. Ne var? O zaman sohbet edeceğiz.
tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. İşte sizin içinizdeki muhabbet dışınıza aksetmesinin sebebi hayatı canlı yaşadığı için. Evet. İnsanları seviyorum Arif amca ya. Herkesi çok seviyorum. Niçin? Bilmiyorum. Çünkü insan oldu. Böyle bir heyecan var. Hanımefendi, insan olduğun için hakiki insan olmak da kolay olmuyor. İşte insanların vasfı insanı sevmekten geçer. Ya. Ama bunun bir şeyi de bizim tarihte bir güzelliğimiz var. Kansızlık, halsizlik, stres, yorgunluk için bir ilacımız var. Aman Allah'ım. O daha da sevdirecek sizi. Şimdi deva imis. Yani güzel kokulu helva demek. Ben ondan size hemen bir ikram edeyim. Arif amca, sen onu ikram ederken ben rejimde olan ablalarıma, teyzelerime kalavi tatlısını tanıtayım. Evet. Hanımlar diyetteyseniz akşam baklava yerine bundan yiyebilirsiniz. Un yokmuş, şeker yokmuş, tuz yokmuş. Tabii bu da kilo yapıyordur da biz de günü hafifletiyoruz. Hanımefendi, insanın birazcık gülmesi o kiloyu da götürür be. O kadar fazla düşünme. Ya buraya gelmişsin, tadını lezzetini çıkarman lazım. Doğru söylüyorsun. Öyle. Bu hayat çünkü bir daha ele geçmeyecek. Bu hayatı aynı Bahar Hanım gibi, ismi ne kadar güzel değil mi? Bahar gibi yaşamak lazım. Bahar gibi yaşa ki hayatın bahar olsun. Arif amcacığım, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Beni anladığın için teşekkür ederim. Ya seni anlamayan insana insan denir mi ya? Estağfurullah. Hiç, tam tersi efendim. Estağfurullah. Ben herkesi çok seviyorum işte, Arif amcacığım. Evet, ben de öyle görüyorum. Arif amca neymiş o? Şimdi ben size o lezzetten hemen ikram edeyim. Bunun adı deva imis. 40 tane baharat var içinde. Hı hı. Kar varmış, kış varmış, fırtına varmış, hastalık var, kansızlık, stres, yorgunluk, ne varsa. Hepsi için şöyle bir koklayın bakalım. Zencefil, tarçın, karanfil, udülkahir, içindeki safranı, içindeki miski, 1 trilyon değerinde misk var içinde. Şimdi misk ben, ne demek? Misk efendim, ceylanın içinden çıkan sıvı bir maddeciktir. Onu içine atarız. Ceylan mı? Evet, ceylanın içinden çıkıyor. Allah öyle bir şey yaratmış ki her insanın kokusu ayrı, hayvanların kokusunun içinde de en güzel kokuyu ceylan veriyor. O da Himalaya'da yaşayan, o ceylanın içinden ecdat onu bul getir, ondan sonra kazanın içine at. Şöyle, ben şimdi şöyle ufacık şöyle bir ikram edeceğim size. Yerken efendim dil ve damağınıza yapıştırın, birden yutmayın. Kansızlık, halsizlik, stres, yorgunluk sıfır. Arif amca, şimdi bu biraz böyle macun gibi kokuyor. Evet, Manisa Mesir macunu var ya, onlara da buradan selam olsun. Selam olsun. Bu güzelliği, şimdi bunda 40 tane baharat var. Zencefilin, tarçının, karanfilin hepsinin bir araya gelişiyle lezzeti böyle tutturmuş ecdadımız. Ecdat hep bunları ne yapmış biliyor musunuz? İncelemiş, bulmuş, insanlığın faydasına 600 küsür seneden beri hep hediye etmiş. Edirneli Arif Usta olarak da ben de 40 küsür seneden beri bunu insanlara faydasına sunuyorum efendim. Peki bunu nasıl bulacağız Arif amcacığım? Ben tadına bakayım bu arada. Çok güzel bulmak. Bugün Edirne'ye, ya dünya o kadar küçüldü ki, WW'lar var. İşte girersin, Edirne'li Arif Usta dersin falan, tak bulursun. Bulamadın, ben gelirim. Arif amca, gerçekten sizler çok şanslı insanlarsınız. Evet. Edirne tarihte önemli bir yer. Bildiğiniz buram buram tarih kokuyor. Tatlı tarih, cami tarih, evet. Üstümüz başımız tarih. Ben niye bunları giydim ben de bilmiyorum. Neden bu kıyafetleri giydim Arif amca? Aslehu neslehu, senin aslın buydu. Doğru. Niye giymeyesin? Çünkü doğru, sen geçmiş dedelerin, ataların, ninelerin, doğru, bu güzel kıyafetlerle, doğru, 600 küsür sene dünyaya meydan okudu be kardeşim. Ay canım Arif, evet, amca, ellerini öpebilir miyim? Estağfurullah, estağfurullah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Canım Arif amca, ne güzel söyledin. Gerçekten ben yöresel kıyafetleri çok seviyorum. Nereye gidersem diyorum ki beni giydirin. Yöresel ne varsa bana getirin diyorum. Çünkü sen önceden giydirildin. Senin tarihin seni giydirdi. Sen buna layıksın. Bunu, yani bir başka Avrupalı'ya giydirdiğin zaman belki tuhaf gözükür. Ama sen ruhunla, bedeninle,
bir arada olduğun için bahar gibi güzelleşiyor. Ya Arif amcam, canım Edirne'm. Güzel Edirne'm. Arif amcayla birlikte enerjiyi topladık. O oldu Kanuni, ben oldum Hürrem. Hürrem, evet. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Uçan da kuşlara malum oldu, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Çok yağmur yağıyor, çok kar yağıyor. Evet. Biz buradan selam edelim, türkümüzü söyleye söyleye yol alalım. Hepinizi öpüyoruz canım Edirne'm, güzel Edirne'm. Selam olsun Arif amcayla. Kalın sağlıcakla. Hadi. Uçan da kuşlara malum oldu, ben annemi özledim. Hem annemi hem babama, ben köyümü özledim. Edirne'de Rumeli Kültür Sanat Akademisi'ndeyim. Burada unutulmaya yüz tutmuş sanatlar canlansın diye çalışmalar var. Biliyorsunuz burada yağlı güreşler meşhur. Bu elimdeki de pehlivanların giydiği kıyafet. Burada kıspet yapılıyormuş. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Yanımda bir abimiz var. Bana anlatacak. Bakalım neler söyleyecek. Selam abicim. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne? Adem Kayın. Adem Kayın. 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 Kayın, evet. Karlı Kayın. Ormanında yürüyorum geceleyin, efkarlıyım, efkarlıyım. Ne güzel soy ismin var abi ya, valla aklıma hemen şarkı geldi. Evet, bence de ilk defa böyle birisine söyleyince şarkıya bağladım. Evet. Senin için de ilginç oldu ama sanatçı bir insanla karşılaşmak, bir de sunucu, çenebaz biriyle karşılaşınca böyle oluyor ya, Adem abi. Evet. Biz sadede gelelim. Adem abicim, sen ne yapıyorsun burada? Ben ne yapıyorum? Yağlı güreşte kullanılan kıspet, yani. Buna da kıspet güreş, mi? Kıspet diye geçiyor. Yağlı güreş yapılma esasında giyilen kıyafet diyebiliriz. Hı hı. Pehlivanlarımız bunu mu giyiyor? Pehlivanlar bunu giyiyorlar. Orijinal giyileni budur. Mesela her pehlivana özel birebir şahsi olarak kıyafet yapıyoruz. Yani beden ölçüsü sıfır olacak. Yani şahsa göre A kişisi, B kişisi, yani 40-42 gibi değil. Sizin çıplak bedeninize göre ölçü alıp size özel kıyafet yapıyoruz. Yani böyle işte bir düzüne yapılıp da hadi sen 42 bedensin, gel yok. Yok, işte öyle değil. Yani herkes birebir ölçü veriyor. Onu kişiye kişileştiriyoruz kıyafeti. Anladım. Haydi bire pehlivan. Kısmet. O üstündeki elbisesi önemli. Pehlivanın yol arkadaşı. O an sağda bir kıspeti var, bir kendisi var. Değil mi? Ona güvenmesi gerekiyor. Abi peki bu kıspet nasıl yapılıyor? Pehlivan geldi. Pehlivanın çıplak ölçüsünü alıyoruz. Sıfır çıplak. Hı-hı. Ona göre kalıp çıkartıyoruz. Hı-hı. Sonra kalıbı işte deriyi kesiyoruz. Yapıştırma şey var. Sonra makinede süsleme işini yapıyoruz. Nakış, hı-hı, işini. Ondan sonra yaklaşık bir 40-50 metre saraj dikişiyle elde birleştiriyoruz bunu. Pehlivan olmak için hangi özellikler gerekir Adem abi? Pehlivan olmak için sağlam bileğin olması gerekiyor. Beden ölçüleri? Beden ölçüsü önemli değil. Yani 1.50 boyundaki pehlivan mı olur? 1.80 üstü, 1.90. Mesela ideal baş pehlivan 1.90-1.95. Edirne'de çok pehlivan var mı? Her ilde pehlivan var ama en çok mesela Antalya, Samsun, Kocaeli. Oralarda daha fazla. Mesela Antalya'da çok fazla pehlivan var. Edirne'de var. Ama mesela Edirne'nin bir baş pehlivanı şu an yok. Kendi ilinden güreşerek çıkmış. Ha, bir de pehlivanların başı da oluyor değil mi? Tabii mesela. Haydi böyle be pehlivan. Yani şöyle düşünün, 84-85 milyonda
60 tane faal baş pehlivan var. Çok zor bir iş. Yani zor bir yapılan bir iş. Yani. Tabii canım, güçlü olmak lazım. Yani özel olmanız gerekiyor bence. Yani özelden kastın ne Adem abi? Ya herkesten farklı bir gücün olması gerekiyor. Yani herkes yağlı güreş yapıyor ama baş pehlivan %1'i oluyor. Öyle diyeyim size. Yani 100 kişi başlıyor yağlı güreşe, bir tanesi baş pehlivan oluyor zamanla. Peki sen bunları dikerken hiç ben de pehlivan olsam mı diye düşündün mü? Ya ben yağlı güreş izleyicisiyim. Yani 8-10 yaşından beri yağlı güreş izliyorum. Bu süreçte yani güreşmeyi düşündün mü? Çok düşünmedim aslında. Kendine güvenememiz. Yani ben o gücü görmüyorum. Ama sonra nasip oldu. Biz bu şekilde güreşin içine girdik. Yani ben kıyafet dikeyim dedin. Tabii abi. Mesela Kırkpınar tarihinde kıyafetlerini yaptığımız için, işte bunları pehlivanlar yol arkadaş yaptığımız için bizim de adımız var artık. Hı hı. Yani bir şekilde hayran olduğum bir spora ben de içinde olmuş oldum. En yakın kankaların pehlivan mı Adem abi? Ya onlar zaten benim arkadaşım yani sonuçta. Herkesin çok ulaşmak istediği baş pehlivanlar çok samimi arkadaşımız oluyor yani bir şekilde. İşte. Biz arkadaşız, dostuz onlar. Kısmetin gelme aşamasını anlatırsak, Osmanlı sefere çıkıyor. Seferde işte ordu dinç kalması için güreşler yapılıyor. Hı hı. Bu güreşler esasında tabii hepsi güçlü asker. Birbirlerinin üzerindeki eşyaları parçalıyorlar. Hı. Daha sonra soruyorlar, daha güçlü ne yapabiliriz işte falan. Deriden kıyafet dikmeye başlıyorlar. O zaman kısmet ortaya çıkmaya başlıyor zamanla. Zaman zaman güçlendiriyorlar tabii kıyafeti. Güçlendirmek için mesela üzerine süs yapıyoruz böyle. Süs dediğimiz yani aslında bu deri nakış yapıyoruz ama deri sertleştirmek amaçlı yapıyoruz biz bunu. Ha. Yani daha güçlü, daha hemen parçalanmasın tabii diye. Sonra mesela bir yerde yazdığına göre de işte güreşler geceye kalıyor mesela. Sivrisinek çok. Ordu hep böyle nehir kenarlarında konuşlanıyor. Sinek önleyici ne var? İşte saraya soruyorlar bilir kişileri. Diyorlar ki zeytinyağı kullanın. Sivrisinek zeytinyağına gelmez. Sonra yağlı güreş yağlı oluyor. Yağlı güreşe oradan yağ giriyor. Yani bir sinek muhabbetine yağa giriyor. Yağ girince sakatlanmalar azalıyor. Kıyafetin ömrü uzuyor. İşte birbirine daha az sakatlıyorlar falan. Kurudansa yağlı tutamıyorlar. O şekilde yağlı güreşe ortaya çıkıyor. Yani 660-61 yıllık bir gelenek Edirne'de yağlı güreş. Şakası şunu giyip 15 dakika ayağınızda dursa, ben mesela giysek o güreşte yani 3 kere gidip gelsek bayılırız. Neden? Ciddi güç gerektiren bir spor. Bunu giymekte mi sorun? Tabii canım, bunu yapıyoruz biz. Bir gece önce zeytinyağına yatırıyoruz. 24 saat yağlı kalıyor bu. Ertesi gün iki kişinin yardımıyla giyiyor. Yani mesela burada sıkma yeri yok. Sadece kürek kemiklerinin üzerine oturuyor bu. Hani beline sıktım bağladım yok. Mesela paçasında ip var, yaklaşık 3,5-4 metre bağlıyorsun ve rakibin düşün 120-130 kilo ve çok güçlü bir adam, sürekli bunu tutarak seni yenmeye çalışıyor. Bundan başka bir yere dokunmuyor mu? Yok, tabii ya, yok ki vücudunda başka bir şey. Kısmet ve çıplak vücut yani. Kolundan tutsun, bundan niye tutuyor? Tutamaz ki, yağ var, nasıl tutacak? Ay, o da bir sorun değil tabii mi? Tabii yani yağlanıyorsun, güneş sıcak, 40 derece sıcak, zor bir iş. Baksana ne kadar ağır ya abi. Ya yaklaşık 2,5-3 kilo geliyor bir tanesi. Yağlandığı bir tanesi 3 kilo tabii mu? Yağlanınca 3 kilo de geçiyor. Çok zor bir iş yani, kolay değil. Dünyada dikilen en zor kıyafet. Sen iyi bir terzisin o zaman. Evet, bizim kameraman Okan. Kaç beden giyiyordur? Kameraman Okan. Okan doğru söyleme, doğru mu söylüyor kısmette diye. Kısmette mesela 88 giyiyordur. Hayır, normal beden. Bizde beden yok. 86-88 gibi. Biz senin dilinden anlamıyoruz ki şu an. Hayır, 80 kaç oluyor? Yani kürek kemik ölçüsü 88'dir. Seninki kaç? 84 mü? 84'müş, gördün mü? Ya, neyse evet. Biz çok Okan'ı kurcalamayalım artık. Yoksa işi bırakıp gidecek, bana kameraman lazım. Sana kısmet lazım. Okan'ı güreşçi yapacağız. Okan'a yeni bir iş bulduk. Yağlı güreşleri atıyoruz. Tamam. Baba mesleği mi bu? Yok değil. Ben ne sanatlar öğretmeniyim. Bir dergide kaybolmayı üstlenmiş el sanatlarını
birisi makale yazmış. Orada yazmışlar kısmet ustası Türkiye'de iki tane kaldı diye. Çok dikkatimi çekti. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. O dönemin müdürü, işte konuşuyoruz böyle, çay kahve içiyoruz. Dedim ki böyle böyle bir durum var. İşte kaybolmayı yutmuş falan. O zaman dedi ki Adem sen bu işi yaparsın. Deri iş yapıyoruz ama eşimle beraber. Kendi mesleğiniz mi dericilik? Değil değil, o üniversitede öğrendik biz. El sanatları bölümü okurken deriyle tanıştık. Sonra dönemin valisine çıktık, dedik böyle böyle. Tamam dedi, öğrenmek istiyorsan, yani inanıyorsan dedi, git dedi, öğren dedi, işte yardımcı oldular. Ben gittim, 3 ay kadar Bigada kaldım. Bigada mı? Tabii. Niye? Türkiye'nin en yaşlı ustası orada çünkü. Bu işin piri orada yani. Yaşayan insan hazırlığı kendisi. Çoluk çocuğu aldın gittin Bigada'ya. Tabii çoluk çocuğu aldım, Bursa'ya bıraktım. Kayınvalideye. Oradan Bigada'ya yakın. Ben niye? Ama nerede kalacağız? Senin ben o zaman ama... hanım çok konuşuyor. Hanım konuşmuyor da şimdi orada çocuk dırdır işte o bu falan olmasın. Konuşmayıp ben dırdır direkt... nasıl oluyor? Susarak dırdır oluyor mu? Bakışlarıyla dırdırıyım diye. Bakışlarıyla mı? Tabii. Hani yenge nerede, burada mı? Yenge burada, beraber çalışıyoruz. Ha, adı ne? Adı Heves. Değişik bir adı Heves var. Heves mi? Heves. Ay çok heveslendim. Heves kız Heves. Gel tatlım gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Kız gerçekten adı Heves mi? Evet. Heves ismi nereden gelmiş? Ya annemle babam böyle bir içlerinde kalmış. Aha. Bizim aileye bir gelin gelecekmiş. Bir türlü olmamış. Kısmet olmamış. İsmi çok beğenmişler. Bana isim vermişler. Öyle bir mazisi kısmet var. Olmamış, kısmet olmuş. Aynen. Kısmet. Bu işler kısmet biliyorsunuz. Yani eşinin kısmet yapması senin için ne ifade ediyor Heves? Yani şimdi biz yaptığımız meslekle kültürel bakıyoruz. Bir kültürel mirası geleceğe taşımak olarak bakıyoruz. Evet. Bize hocalarımızın öğrettiği bu şekilde. Kısmeti de bize nasıl diyeyim size bir şans gibi oldu. Bir kültürel mirası geleceğe taşımak çok önemli ve özellikle kısmet dünyada sayılı 3 ustası kaldı öyle diyebiliriz. Hı hı. Bunu devam ettirmek için bu ustaların bir el verilmesi lazım, yaşatılması lazım. Adem mesela şu an çırak arıyor. Yok değil mi çırak? Çırak yok. Yani ben tezini yazdım, kısmet üzerine tez yazdım. Yazılı olarak bir... envanter bıraktım. O yönden bir şansımız var. Tezini yazarken çok araştırdım. Kısmet bir dua merasimi ile giyiliyor. Ustanız size el vermeden siz çayıra çıkamıyorsunuz. Ve bu çayıra çıkma merasimi kısmet ilk o esnada giydiriliyor size. Aile bireyleri huzurunda. Önce işte sağ paça dua okunuyor, sol paça dua okunuyor. Çayıra çıkarken bile cazgır bağırdığında işte pehlivanlar salıyor böyle pehlivanları, o baş pehlivanlarını. Onlar 7 kez gider gelir, biz buna hiç dikkat etmeyiz, saymayız mesela. Ama onlar 7 kez o turu yapmak zorunda. Onun bir manevi açıp yürüyorlar. Tabii ki. Yani. O maneviyatı, her gidişin bir duası var. Her gelişin, her çökmenin, işte şey yaparken paçalarını kontrol ediyorlar birbirlerinin. Onların bile her seferinde bir ritüeli var. Ay, bir maneviyatı var. Ya. İşte biz bunları böyle festivallerde anlatırken, işte kendi aramızda da araştırmalar yaparken falan birbirimize anlatırken tüylerimiz diken diken oluyor. Ne kadar derin bir maneviyatı var. Aynen diye. Aynen ya. Vallahi evet. Özendim. Kadın pehlivan oluyor mu? Yok. Ben pehlivan olmak istiyorum gerçekten ya. Bu şekilde. Evet, ben yani çok bu şekilde duygulandım. Anlatabilirim. Sohbetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizler çok tatlı insanlarsınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Edirne'mizin, Trakya'mızın, Rumeli'mizin güzel insanları. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Buradan tüm Edirne'ye selam olsun. Canlarım, canım Edirne'm. Edirne deyince, Rumeli deyince, Trakya deyince akla müzik gelir. Müzik olunca müzisyen abilerim de yanımda. En sevdiğim yerlerden bir yerdeyim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abilerim, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Müzisyenler benim can damarım, silahşörlerim. Valla böyle arkamı dönünce onları görünce mutlu oluyorum. Edirne deyince neden müzik abi? Adınız şimdi ne? Erkan Körüklü. Erkan abi niye müzik? Şimdi sadece Edirne değil, yani roman deyince romanların başta hepsinin aklına müzik gelir. Çocuklarımız bizim doğduğu zaman, bizim insanlarımız öyle aman ne güzel bebek diye sevmezler, ama çok güzel diye bebek sevmezler. Bizim çocuklarımız daha doğduğu zaman biz başlarız onların, affedersiniz, popolarına vurarak. Bu daha ufaktan bu çocuğun beynine girer, artık bu çocuğu durduramazsın. Bu ya müzisyen olur ya şarkıcı olur. %100 yani. Bütün roman insanlarında müzik kabiliyeti vardır.
sadece Edirne değil yani. Ama buranın müzik kültürü Edirne'nin, yani kendine özgü bir müzik türü var. Neden? Şimdi tabii yani bizim şimdi 9-8'imiz var Edirne'de. Evet. Yani bu 9-8 bize ait bir şey müzik olaraktan. Alışkanlık olmuş yani. Yetenek, hepimizde yetenek var. Kardeşlerimiz. Burada klarnetçi kardeşim. Ben de abi sen neden klarnet çalıyorsun? Vallahi doğduğumdan beri klarnet çalıyorum. Aşağı yukarı 6 yaşında başladım. Kim öğretti sana? Vallahi dededen geliyor. Biz Selanik göçmeniyiz. Soy ismimiz aslında Zurna. Ve öyle mi? Yani Selanik göçmeniyiz. O dedelerden toruna bu şekilde devam ediyor. Peki neden klarnette kanun değil? Şimdi zurna çalınınca nefesli sazları genelde çaldığımız işte dedelerden torunlara doğru değişiyor. Yani o zamandaki teknolojiye göre zurnadan sonra klarnet gelmiş. Biz de klarnete başlamışız. Öyle de müzik devam ediyor. Yani müzik bizim için bir yaşam diyebiliriz. Yaşam yani biçimi bunu, değil mi? Biçimi, aynen. İnsanın içinden geliyor. Size evet, en çok ben anlarım canlarım. Bana hiç anlatmayın bunları gerçekten. Bazen böyle durduk yerde şarkı söylüyorum. Herkes bana gülüyor. Tabii bilmeyenler var. Bizim babamızın acıları çok çektikleri var. Bu acılar ağıtlara gelir, müziklere gelir. İşte bunlar ne yapıyor? Söze, müziğe, şarkılara, klarnete, darbukaya, kemana. Aslında yani insanlar yaşadıklarını, çaldığı müzik aletine, söylediği sese, o duyguya, ona yansıtıyor. Tabii ne güzel değil mi? Tabii. O zaman biz bir Trakya havası, Rubel havası bir tane daha söyleyelim. Buranın şu müzik tadını iyice bir yaşayalım. Olur mu? Haydi o zaman. Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri. Vardar Havası. Mayadadan kalkan kazlar, Mayadadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yârimin yüreği sızlar, yârimin yüreği sızlar, eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Hadi! Vardar Havası, Vardar Havası, kazanamadım başlık parası. Vardar Havası, Vardar Havası, kazanamadım suza parası. Biz Edirne'de böyle eğleniyoruz, böyle geziyoruz. Sizlerle birlikte bizler de çok şeyler öğreniyoruz. Ama memleketimin her yeri o kadar güzel ki gezmeye, duymaya, öğrenmeye doyamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.